Bugünkü videomda en kolay, en nefis yaş pasta tarifi verdim. Bol meyveli bir pasta oldu. Üzerine çikolata ile süsledim. Görüntüsü kadar inanın tadı da çok harika oldu. Şimdi videoya geçelim. Nasıl hazırlamışım pastamı hep beraber izleyelim arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün yine en kolay, en nefis yaş pasta yapacağız beraber. İlk etapta kekini hazırlamakla işe başlayacağız. Kremalı, meyveli, harika bir pasta olacak. 3 adet yumurtamı şöyle karıştırma kabımın içine kırdım. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı ılık suyum var. Bir kabartma tozu, bir vanilya, 3 yemek kaşığı kadar da kakao kullanacağım. 2 su bardağı kadar da un yeterli olacak kekim için. Hemen yumurta ve şekerimi çırpmakla başlıyorum diyecektim. Şekerimi tezgahın üzerine getirmeyi unutmuşum. Hemen onu getireyim arkadaşlar. Şekerimle yumurtaları çırpmaya başlayalım. Yumurtalarımın üzerine hemen 1 su bardağı toz şekerim ilave ettim. Yumurta ve şeker iyice beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Güzelce çırptım. Hemen sıvı olan malzemelerimi de ilave ediyorum. Şöyle ılık suyum var demiştim, yarım çay bardağı kadar. Bir çırpayım, karıştırayım. Yemek kaşığı kadar kakao var. Bunu da şöyle ilave edeyim. Bir paket vanilya. 2 su bardağı kadar un kullanacağım. Ama onu da şöyle kontrollü ilave edeceğim. Ve bir paket kabartma tozu. İlk etapta şöyle bir karıştıracağım. Sonrasında da artık çırpmaya başlayacağım arkadaşlar. Kalan unumu da ilave ediyorum. Tekrardan güzelce çırpıyorum artık. Kek hamurum hazır olacak birazdan. Kekimin hamuru gayet güzel oldu arkadaşlar. Güzelce de çırptım. Çok fazla sizi sesinden rahatsız etmek istemediğim için çırparken genelde kapattım videoyu. Görmüş olduğunuz üzere akışkan ve güzel bir kek hamurum var. Hemen kek kalıbımın içine döküp fırına vereceğim artık. Kek kalıbının içine yağlı kağıdını serdim. Yuvarlak bir kek kalıbı kullandım. Dilerseniz farklı kalıplarda da yapabilirsiniz. Hemen şöyle kek hamurumun tamamını kalıbın içine boşaltıyorum. Kekimin daha güzel kabarması için birkaç defa da böyle tezgaha vurdum. Çok daha güzel kabarsın. İçindeki hava kabarcıkları çıksın istiyorum. Hemen şimdi 175 derecede ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Kekim pişsin. Ben kek pişerken de pastacı kremasını hazırlayacağım. Şimdi kekim fırına gidiyor. Pastacı kreması için de tencereme 1 litre sütümü aldım. 4 yemek kaşığı kadar un kullanacağım. Ocağı almadan hepsini burada karıştıracağım. Topaklanmaması için ondan sonra ocağı alacağım arkadaşlar.
3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı toz şekerim var. 1 yumurtanın da sarısını kullanıyorum. Güzelce çırpacağım. Artık tamamdır, ocağı alabilirim. Pastacı kremam artık bayağı kıvam aldı, koyulaştı. Kremamın altını kapattım. Bir paket vanilya ve bir tatlı kaşığı kadar da tereyağımı ilave ettim. Sıcağıyla onları da karıştırıyorum tereyağım eriyene kadar. Karıştıracağım, sonra soğuması için bir kenara alacağım. Sıcağıyla zaten çabucak eriyecektir tereyağı. Kekim de soğumuş arkadaşlar. Kalıptan çıkartmak için hafifçe şöyle bıçak yardımıyla kalıptan ayrılmasını sağlıyorum kekin. Kekim gayet güzel pişti, soğuttum. Şimdi orta katını keserek ikiye ayıracağım. Alt kat ve üst kat olarak şimdi şu şekilde ayırmış oldum. Bir katı şu tezgahın üzerine bir alayım arkadaşlar. Diğer katı da alacağım. Hemen şu üst katı alta bırakıyorum ve parçaladım ama olsun, ziyan yok. Kalıp kullanacağım zaten. Kekime kalıbımı geçirdim. Hemen şöyle birazcık sütle ıslatıyorum. Her iki katını da ıslatacağım. Hazırlamış olduğum pastacı kremamı mikserle şöyle çok az çırptım. Hemen bir pakette krem şanti ilave ediyorum. Krem şantiyle de çırptıktan sonra artık kekimin üzerine sürebilirim. Kremamız da hazır. Artık dilimlemiş olduğum çileklerimi şöyle kalıbımın kenarlarına yerleştiriyorum, diziyorum. Meyveli bir pasta olacak demiştim. Çilekleri de güzelce dizdim arkadaşlar. Hemen şimdi hazırlamış olduğum pastacı kremamdan da şu şekilde her yerine gelecek şekilde sıkıyorum. Sonra spatulayla yerleştireceğim. Çileklerin arasına da özellikle gelmesine dikkat ediyorum. Hemen spatulayla da düzelteceğim. Thank you.
Sıkma torbanız varsa çok daha rahat oluyor arkadaşlar. Pastacı kremasının üzerine de hazırlamış olduğum muz ve çilek karışımını kaşık yardımıyla yerleştireceğim. Küp küp doğradım muz ve çilek. Ben iki meyve kullandım. Siz istediğiniz meyveyi de kullanabilirsiniz. Şimdi birazcık daha hazırlamış olduğum pastacı kremamdan ilave edeceğim. Spatula ile düzelteceğim. Sonra kekimin üst katını kapatacağım artık. Bunu sürmemdeki amaç da kekimin üst katını daha rahat kapatabilmek. Her yerine sürmeyeceğim zaten. Şöyle hafiften. Şimdi şu şekilde de ıslatmış olduğum kekimin hemen altında tavan katında yağlı kağıt sermiştim. Onu çıkartıyorum. Ben onu kapatacağım. Şu şekilde. Şimdi kalan pastacı kremamın tamamını kekimin üzerine boşaltacağım. Yine spatula ile düzleştireceğim üzerine. Her yerini kaplayacak şekilde yayacağım. Pastacı kremamı artık pastamda son anlara geldik. Bitirmek üzereyiz. Pastamın süslemesini de son olarak rendelemiş olduğum çikolatayla yapıyorum. Üzeri için sütlü çikolata kullandım. Her yerine gelecek şekilde atıyorum. Süslemesi tamamıyla size ait. Ama süslü çikolatanın da yakışacağını düşündüğüm için kullandım. Şimdi pastamı dinlenmesi için buzdolabına bırakacağım. Yaklaşık 3 saat kadar dinlendireceğim. Sonrasında da servis esnasında sizin karşınıza geleceğim. Dinlendirmiş olduğum pastamın artık sunumunu yapabilirim. Şöyle kalıbından çıkartacağım. Bu şekilde nefis bir pasta oldu. Şöyle size yakından da göstereyim. Çileklerini dizmiştim. Çok harika oldu. Hemen bir dilim keseyim. Size iç dokusunu da göstereyim.
Şu şekilde arkadaşlar. Harika bir yaş pasta oldu. Bol meyveli, muhteşem bu yaş pastayı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara ve yiyenlere afiyetler olsun diyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.